Gezel ile Budapeşte'den Prag'a, Prag'dan Varşova'ya, yakın Avrupa'ya hoş geldiniz. Birbirinden benzersiz kültürel zenginlikleri, uzun geçmişleri ve büyüleyici Doğu Avrupa doğası ile yakın Avrupa ülkelerimizin gezginlerine ve öğrencilerine çok uzaklaşmadan bambaşka kültürleri keşfetme olanını tanıyor. Peki bu ülkeler tam olarak ne sunuyor? Gelin Macaristan'dan keşfetmeye başlayalım. Bu güzel ülkenin başkenti Budapeşte, aynı Boğaziçi'nin ikiye bölündüğü İstanbul gibi Tuna Nehri tarafından ikiye bölünmüş iki parçalı bir şehirdir. Budapeşte tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyici mekanlara ev sahipliği yapar. Budapeşte Kalesi, Zincir Köprüsü ve Balaton Gölü bu muhteşem şehrin cazibesini oluşturan ana ilgi alanlarına örnek olabilir. Macaristan, Budapeşte'nin sokaklarını gezen her insanın hissedebileceği zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Buda Kalesi ve Eger Kalesi gibi uzun çağlardır ayakta duran kaleler sizi orta çağa geri götürerek zamanda yolculuk yaptırır. Ülke ayrıca birçok galeri ve opera binası ile sanatseverleri mutlu edecek olaraklar tanır. Sadece tarihi mirası değil, Macaristan aynı zamanda termal suları ve spa tesisleriyle de ünlüdür. Budapeşte'deki Szigeni ve Gellért termal hamamları ziyaretçilere rahatlama ve şifa sunar. Sıcak su kaynakları ve bu kaynakların rahatlama ve sağlık adına kullanımı Macar kültürünün önemli bir parçasıdır. Hamamda güzelce rahatladıktan sonra karnınızı güzelce doyurmak isterseniz Macar mutfağı kendine özgü lezzetleriyle sizi bekler. Gulaş, paprika tavuğu ve dobos torte gibi geleneksel yemekler tadılması gereken lezzetler arasındadır. Şehirlerin her yerinde sizi birçok pazar ve restoran, yerel mutfakta bir lezzet keşfine çıkarmanız için sizi bekler. Karnınızı doyurduktan sonra ise şehri arşınlarken bir dans gösterisine denk gelerek Macaristan'ın geleneksel müzik ve folklor danslarıyla eğlenebilirsiniz. Budapeşte'de düzenlenen folklor gösterileri şehri köklü Macar kültürüne bağlı tutar ve şehrin özgün dokusunu daha da renklendirir. Budapeşte'den uzaklaşan gezginleri ise Macaristan doğal güzellikleriyle karşılamaya hazırdır. Büyük Balaton Gölü Avrupa'nın en büyük tatlısu göllerinden biridir ve yaz aylarında yüzme, yelken ve plaj keyfi yapmak için mükemmel bir yerdir. Hortobagi Ulusal Parkı ise vahşi yaşamı ve bozkır manzaralarını keşfetmek için ideal bir destinasyondur. Doğu Avrupa'nın insanı dil tutan seri doğası Macaristan'da tüm gücüyle sizi büyülemeye her zaman hazır bekler. Budapeşte'nin büyüleyici manzaralarından Balaton Gölü'nün huzurlu sularına kadar bu ülke birçok seyahat tutkunu için cazip bir destinasyon sunar. Ama sizi tavlamaya yetmediyse çok uzaklaşmadan sizi misafir etmeye hazır bir başka güzel ülkeye karşılaşabilirsiniz. Aynı Macaristan ve Budapeşte gibi Çek Cumhuriyeti'nin de adı başkenti Prag yanında olmadan anılmıyor. Avrupa'nın en etkileyici silüetlerinden birine sahip Prag, mimari ve tarihi açıdan büyüleyici bir şehirdir. Prag Kalesi'nin yükselen gotik kuleleri, Orta Çağ mühendisliğinin zirve noktası, Charles Köprüsü ve iki ucundaki kuleleri ve astronomik saat kulesi, bu şehrin birbirinden büyüleyici mimari parçalarından sadece birkaçı. Prag'da dolaşırken bir dönem eserinin içerisinde hissetmemek oldukça güç. Kafka'nın doğum yeri olan şehir, edebiyat severlerden tarih hayranlarına ve her türlü kreatif ruhuna dokunacak onlarca müzeye de ev sahipliği yapar. Prag'ın kreatif ruhları besleyecek bir diğer özelliği ise canlı müzik sahneleri. Prag ve diğer Çek şehirlerinin global sanatçılardan lokal isimlere birçok müzisyenin konserleri düzenlenir. Ülke aynı zamanda gece hayatı ve festivalleriyle de ünlüdür. Kendi bira türü ile ünlü şehir Pilsen'de her sene düzenlenen bir bira festivali Pilsener Festival, kuzeyinde bulunan Karlovy'de ise 58 senedir şehrin kendi internasyonel film festivali düzenlenir. Bugünkü duraklarımızdan en batıda bulunan Çek Cumhuriyeti, göz alıcı kanyonları, ormanları ve sıra dağları ile komşularının sunduğu doğa manzaralarından uzak bir güzellik ortaya koyar. Fakat komşusuna benzer şekilde Çek Cumhuriyeti de termal yeraltı kaynak sularına sahiptir. Çek Cumhuriyeti Almanya yakınından sadece sıra dağlarıyla değil mutfağıyla da etkilenir. Çek yemekleri arasında Trendik adlı tatlı çörekler, lezzetli sosisler ve beçerovka gibi yerel içecekler bulunur. Aynı Almanların sosisleri, çörekleri ve biraları gibi. Ülkenin dört bir yanından bistrolarda ve yerel kafelerde bu lezzetleri denemek, yerel tatları yerinde keşfetmenin en iyi yoludur. Prag'ın büyüleyici sokaklarına, Moravia Karstı'nın doğa güzelliklerine kadar bu ülke her türlü seyahat tutkunun kendini bulabileceği bir güzellikler toplamı gibidir. Çek Cumhuriyeti, tarihi, doğal güzellikleri, kültürel mirası ve lezzetli mutfağı ile keşfetmeyi bekleyen bir hazine adeta. Fakat bu hazinede sizi baştan çıkaramıyorsa belki de daha da doğuya gitmemiz gerekiyordur. Polonya yeraltı müzik kültüründen antik tarihine Avrupa'nın en köklü ülkelerinden biri olmasının meyvelerini birçok farklı şekilde topluyor. Orta çağdan kalma sayısız tarihi şehir ve yapı ile dolu ülkenin Varşova, Karkov ve Gdańsk gibi şehirleri görkemli tarihi binaları ve kaleleriyle ünlüdür. Bu tarihi arka planın önünde ise renkli bir kültür uzanır.
folklorik danslar, geleneksel festivaller ve lezzetli Polonya mutfağı. Fakat kültürden önce Polonya'nın muhteşem doğasından bahsetmek gerekir. Masuryan Gölü bölgesi, Tatra Dağları, Białowieża Ormanı, Polonya'nın kırsal kesimi doğa tutkunları için adeta cennettir. Bu güzel arka plan ve ortamda doğa yürüyüşleri yapılabilir, bisiklet turları düzenlenebilir ve unutulmaz derecede ferah bir doğa deneyimi yaşayabilirsiniz. Şehirlerine geri döndüğünüzde ise büyüyen bir ekonomiyle karşılaşıyorsunuz. Geride bıraktığımız senelerde her ülke gibi siyasi çalkantılarından geçse de ülke Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmayı bırakmadı. Polonya Avrupa'da iş fırsatları arayan göçmenler için en çekici seçeneklerden biridir. Büyüyen ekonomisinin yanında bir de yabancı işçilere kapılarını açmasıyla gözlerimizin önünde dünyanın dört bir yanından fırsatlarla dolu bir yaşam arayan insanların buluştuğu multikültürel bir ülke haline gelmektedir. Bu multikültürel yapıda Polonya'nın büyük şehirleri büyük etkinliklere ve canlı bir gece hayatına sahip hale gelmiştir. Varşova, Kharkov ve Gdańsk gibi büyük şehirler underground'dan en popüler türlere müziğin her türünün deneyimleyebileceğiniz birçok harika kulübe sahiptir. Özellikle Varşova'da yer alan Smolna, elektronik müziğin kalbinin attığı bir mekan olarak ün kazanmıştır. Ayrıca Krakow'da bulunan Club Race, alternatif rock ve bağımsız müziğin vazgeçilmez bir adresidir. Polonya birçok müzik festivaline ev sahipliği yapar. Özellikle Off Festival ve Ansan Festival, Krakow, yerel ve uluslararası sanatçıların performanslarını sunduğu önemli etkinliklerdir. Bu festivaller deneysel ve alternatif müziğin yeni seslerini keşfetmek için müzikseverlere mükemmel fırsatlar sunar. Daha özel ve kişisel etkinliklerden hoşlanan müzik hayranları ise ülkedeki onlarca yerel sahneye bakabilirler. Bu sahneler yerel bağımsız sanatçılarının kendilerini ifade etmeleri için önemli platformlar sunar. Ayrıca yerel topluluklar ve bağımsız etkinlikler yerel müziğin büyümesine katkıda bulunur. Bu kültür sayesinde Polonya, dünya çapında tanınmış birçok müzik sanatçısına ev sahipliği yapmıştır. Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Krzysztof Penderecki, deneysel rap grubu Kaup ve post-punk ikilisi Cocktail Twins, Polonya kökenli ve önemli sanatçılardan sadece bazılarıdır. Umarız bu kısa Doğu Avrupa turu neden dünyanın dört bir yanından milyonlarca turistin yılın 365 günü bu yörede ilgilerini çeken bir şeyler bulabildiğini anlamanıza yardımcı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Elisa Broad'a abone olmayı unutmayın. Başka bir ülkede görüşmek üzere. Hoşçakalın.